Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Diyanet'te 14 yıllık bir memurdunuz. Önce kadınlara Kur'an eğitimi verdiniz, ardından çocuklara. Ve bu 14 yılın sonunda, Nisan ayında işten atıldınız. Ne oldu da 14 yılın sonunda işten atıldınız? Şöyle bir şey oldu. Tabii 14 yıldır bu hikaye bu hızla devam etmedi ama özellikle son 1-2 yılda sosyal medyada yaptığım paylaşımlar ve sadece sosyal medyada değil, benim yani zihni dönüşümümle alakalı ve bunun görünür olması bir takım özellikle kendi meslektaş çevremi, en başta yani yakın çevremi rahatsız etti. Ya bu rahatsızlık bir süredir devam ediyordu, işte sürekli dedikodu şeklinde işte bana yani itirazlar, işte biraz da çirkin hareketlerle devam ediyordu. Bu bir yerde patladı, öyle oldu aslında. Yani çok da bence haksız bir şekilde patladı. Yani o dönüm noktası şu oldu. Bir Oda TV haberi oldu. Ben işte bir süredir bu zihni yürüyüşle alakalı olarak farklı çevrelerle iletişim kuruyordum falan. Bunu da zaten yazıyordum. Yani özellikle bunun bilinmesini istiyordum. Yani bir şey deniyordum. Yani bir örneklik oluşturmaya çalışıyordum. Yani şunu demeye çalışıyordum. Böyle olmak zorunda değil. Başka türlü olabilir. Ben deniyorum. Böyle bir şeydi aslında. Denediğim zaman tabii böyle oldu. İşte o şekilde Oda TV haberi de şunun üzerineydi. Yani feminist arkadaşlar bir kadın dayanışma gecesi düzenlemişlerdi. İşte bilet paraları da kadınların yararına kullanılacaktı falan. Bir arkadaş davet etti, yani öyle bir davet üzerine gittim. Tamamen bayanlara yönelik bir organizasyondu. Orkestra dahil İstanbul Kadın Orkestrası'ydı yani. İşte orada tabii eğlenildi falan, işte halay çekildi. Yani doğal olarak ben de çektim. Ben çektim ama kendi görüntümü falan vermedim yani. Selfie çekmedim yani. Oradaki insanları çektim. Dönüşte de tam metroya binerken öyle anlık bir tweet attım. Yani işte gece geziyoruz, eğleniyoruz. Dinciler bağırsa da gezmeye, eğlenmeye devam edeceğiz. Mini etek işi bana ters, onu da seven giysin yazdı. Olay buydu. Bu çok paylaşıldı çünkü bir gönderme vardı, doğrudur. Yani zaten sorunu da orada gördüler, o göndermede gördüler. Gönderme şuydu, o birkaç gün öncesinde Melih Gökçek'le bir üniversite öğrencisi arasında bir diyalog geçmişti. Ama sadece Melih Gökçek'e bir gönderme değildi. Yani ismini zikretmedim ama ya bu artık bende bir taşma olmuştu. Yani Nihat Doğan, işte rahmetli Özgecan'ın arkasından, işte Şule Çetin arkasından, işte bir sürü böyle acı olayların arkasından sürekli herkes de bunu şahit oluyor. Gerek sosyal medyada, gerekse normal medyada. İşte mini etek giymeseydi şöyle olurdu da, işte gece gezmeseydi böyle olurdu da, işte bilmem ne yapmasaydı şöyle. Bunları ben çok incitici buluyordum. Yani özellikle en sonunda Şule Çetin babasına yapılanlar. Yani o adamcağıza söylenen şeylerden ötürü ben utandım yani gerçekten. Birikmişti o. Öyle bir gönderme vardı. O göndermenin de arkasındayım. Evet yani. Hiçbir insanın yaşam tarzı bu acı olaydan sonra zikredilemez bile bence. Şimdi tartışmasına girmiyorum. Bu en hafif tabirle ayıptır yani. Bir insan ölmüş veya işte tecavüze uğramış. Çok acı da şeyler yani. Özgecan'ı düşünün, Şule'yi düşünün. Özellikle Şule şu anda çok biliyorsunuz gündem oluyor da. Ya kızcağızın özel hayatını böyle deşifre ederek onun üzerinde ya tırnak içinde söylüyorum tepinmek bence çok ahlaksızca bir şey yani. Tamamen tacizci ve tecavüzcü suçlanmalıdır. Yani bu buradan girmeliyiz olaya. Ben bu ya o tarafta olduğumu belirtmek için, kesinlikle böyle düşündüğümü söylemek için o tweet'i attım. Zaten şöyle de bir problem yok. O tweet'i attığım zaman Melih Gökçek bir siyasi kişilik değil zaten. Sıradan bir insandır yani. O Gökçek diye de atanabilirim yani. Yani birisi Sayın Melih Gökçek bu konuda yanılıyorsunuz diye de atanabilirdim. O da bir sorun değildir ama atmadım da yani. Bir zihniyete göndermeydi. Ya bu patlama noktası oldu tabii. Ama şöyle bir şey oldu. Oradan ben beraat ettim, öyle söyleyeyim yani. Ama Twitter'ım keşfedildi. Yani sosyal medyada yazdıklarım keşfedildi veya bilmiyorum. Belki de önceden biliniyordu da zamanı geldi, belki de bilmiyorum. Ya onun yanında bütün sosyal medyam incelendi. İşte ne yazdım, ne ettim. Baştan sona yani gidebildikleri yere kadar tek tek oradan sorgulandım. Ben aktivist bir insanım. Bunların arkasındayım. Söylediklerimi suçtu da yakalandı falan diye. Evet, bunları savunuyorum dedim. Peki siz aslında çok makbul bir vatandaşsınız. Neden öyle söylüyorum? Türksünüz, Müslümansınız, Sünnisiniz ve Hanefisiniz. Buna rağmen mahallede niye rahatsızlık yarattınız? Ya hani dert bir değil ki demişler ya. Şimdi mahallemde böyle söylüyor. Bu kızın sorunu bir değil ki. Ağlamaya ne gerek diyorlar.
Yani delilik bir değil ki bağlamayla ya. Her taraftan estrabim yani sağdan sola. Yani çok şeyimden rahatsız oluyorlar. Birçok şeyden rahatsız oluyorlar. Çünkü ben de onlar neyden rahatsız olacaksa o konuları konuşmakta ısrar ediyorum. Çünkü öyle bir yapısal bir fıtri bir tarafım var yani. Ama temel rahatsızlık tabii bilemiyorum hangisi en çok rahatsız ediyor. Yani kadın olmanız mı? Kadın olmam, işte belki Diyanet personeli olmam, yani hani çok muhafazakar bir çevreden bunları söylüyor olmam. Ya oraya çok aykırı düşüyor. Bunlar normal Türkiye ortalamasına çok aykırı değil ama tabii bir Diyanetçi olarak bunlar hiç duymadıkları şeyler. Yani bir hoca, hoca hanım tiplemesi vardır biliyorsunuz. Böyle hocamla biraz ağır olur ya, böyle vaaz falan, sohbet falan verir. Yani işte cuma, hayırlı cumalar falan ortalamasında şeyler söyler. Yani işte salavat çekin, işte tesbih çekin falan gibi. Tabii ben böyle şeyler söyleyince o beklenen tipolojiye çok aykırı düşüyorum. Bu çok rahatsız ediyor bir. İkincisi, tabu olan şeyleri çok irdeliyorum. Yani onlar için çok konuşulması da tabu. Yani şöyle düşünülmesi veya böyle düşünülmesi tabu ayrı. Konuşulması da tabu. Yani bunların hiç konuşulmaması gerektiğini, bu üzerinin örtülü kalması gerektiğini, yüzleşilmemesi, yokmuş gibi davranılması gerektiği konular var. Mesela işte özellikle Müslüm gayrimüslim meselesi böyledir. Yani hiç o tarafa bakmazlar, bakmanızı istemezler. Yani tamam, kodlamıştırlar bazı şeyleri. Orada kalsın, tamam kafirdir, şudur budur falan diye. Ya ben o insanlarla iletişim kurunca, yani pratiğini yapınca çok rahatsız oldular. İşte mesela maalesef, yani bunu maalesef diyorum. Özellikle dindar camiye çoğunlukla antisemittir yani. Oldukça büyük bir çoğunluk. Ben de öyleydim yani önceden. İşte Yahudi kimliği üzerinden müthiş bir ötekileştirme vardır. Yani her suçu onlara yıkma. Şunu ben net görüyorum. Ben onların çocuğu olsaydım öyle olacaktım. Onlar benim babamın çocuğu olsaydı onlar böyle olacaktı. Bu kadar yani. Hemen hemen hiç fark yok. Ya bunu şey yapmaya başlayınca, yani bu tür dostluklar kurmaya başlayınca, bunu da görünür hale getirince. Ya mesela özellikle bazı şeyleri özellikle ben bilerek yaptım. Mesela Yahudiler işte sinagog ziyaretlerimde onlarla olan tanışmalarım, konuşmalarım orada fotoğraflayarak paylaştım ve ifadeyi de şöyle kullandım. Yahudi kardeşlerimiz. Bunu bilerek yaptım. Bu iki kelimenin artık yan yana gelmesi gerektiğini düşündüm. Ya bence bu kelimeler çok önemli. Yahudiler değil, işte Yahudi vatandaşlar değil ya da işte başka bir şey değil. Yahudi ve kardeş kelimesinin artık bir cümlede ödev bize yani. Bütün Yahudilerin lanetlendiğine inanıyorduk. Ben de inanıyordum önceden. Allah affetsin. Sonra bir gün onlarla tanışınca şurada kırıldı. Sinagoga gittim. O gün de bir etkinlik vardı. İşte böyle 12-13 yaşında çocuklar falan böyle bir dans gösterisi falan hazırlamışlar. Böyle de beyaz beyaz elbiseler falan giymişler. Harikaydılar yani. Onlara bir baktım. İçimden dedim ki, dedim Fatma, bunlar tam olarak ne zaman lanetlendi? Yani bu çocuklar ne zaman lanetlendi dedim ya. Orada kırıldı yani, bu pratikte olan bir şey. Bu çok kitaplarda böyle sayfalar içinde bulunabilecek bir şey değil. Orada emin oldum ya, Allah Yahudileri lanetlemez. Ha teorik ayrıntısını sonra düşüneceğim dedim ya, ama ayet nasıl, şu ne, o anda düşünmedim inanın. Sonra ama şundan emindim, bulacağım, kesinlikle böyledir. Bir yerde bir yanlış anlama var, orada Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir takım suçlar var. Onları yapanları Allah lanetlemiş doğal olarak yani. O Müslüman da yapsa lanetliyor zaten. O genelleştirilmiş, oradaki mesela cumartesi yasağın delen Yahudilerdir, bir kıssa vardır. Sonra dedim ki ya bu amcalar her cumartesi sinagoga geliyor, delmemiş ki adam, bunu niye lanetlesin yani. Adamın 2000 sene önceki dedesi cumartesi yasağını delmiş, suçu bu mu? Bu mu suçlu burada yani? Adam bir de her hafta gidiyor yani, dinler Yahudi. Toptan hepsini bir... Sonra dedim, ne kadar komik yani, ne kadar saçma. Siz şundan bahsettiniz, zihni bir dönüşümün aslında görünür olması büyük ihtimalle Diyanet mecrasında rahatsızlık yarattı. O zihni dönüşüm ne zaman başladı? Çünkü 2017'de videonuzu izledim ben sizin. Rand Dink'in anmasına katılmışsınız. Evet. Tam yani tarih veremem tabii de. Yani İmam Hatip mezunuyum. Orta birden itibaren 6 yıl İmam Hatip. Üzerine 5 yıl ilahiyat. Ki o dönemde mesela 18 falan tercih hakkımız vardı. Ben sadece Marmara ilahiyat yazdım. Hep soru soruyordum. Hep yani İmam Hatip'te de hocalarımı bezdirmiştim. Ya her şeyi sorma, her şeyi sorma. Yani hep soruyordum, hep soruyordum. Sorgula, sorgula. Tabii bir ivme kazandı. Yani biraz rüşt yani çağ geldi. Ergenlik bitti, işte gençlik de bitti biraz. Artık olgunlaşma çağı gelince tabii ki bir olgunluk kazandı. Hrant Dink anmasıyla başlamadı. Allah rahmet eylesin bu arada, onu da anmış olalım. O görünür kısmı oydu. Yani orada göründü, öyle denk geldi bir tesadüfen. Önce Alevileri merak ettim. Yani nedir, ne de, çünkü bizim mahallede biliyorsunuz Alevilerle ilgili de çok ya utanç duyacağım şeyler söylenir. Böyle yetiştiriliriz.
yani zikretmekten bile ben utanıyorum yani gerçekten. Bunlara sorgulanıp ben gidip bakacağım dedim ya, bu insanlarla tanışacağım falan. Tabii ki bir bazı insanlarla tanıştım. O sırada da Sivas katliamının anma gece o tarihe denk geldi. İşte Hasret Gültekin anma gecesi düzenlendi bir Türkan Saylan kültür merkezinde. Ya oraya gittim, tabii çok bana benzeyen insanlar yok yani, orada da biraz aynı aykırılıkta kaldım yani, ama o ablası, işte yeğeni, zaten yeğenin adını da Hasret koymuşlar yine, o kadıncağızın kardeşini anlatması ya çok insani bir şey yani. Mesela çok ilginç ya, yani Sivas katliamı herkese göre yanlıştır aslında, yani bütün çevrelere göre, ama biz yanlış olduğunu fark etmemişiz yani. Ben ya bu ülkede büyüdüm, yıllarım burada geçti yani, bu kaç yıl oldu bunlara. Oraya hiç bize böyle şöyle bir şey öğretiyorlar yani, bir şartlanma, onu duyma, görme. Ya öyle bir uzaktan fon müziği gibi duyuyoruz. Benim gençliğimde Bosna Savaşı vardı. Gençliğim böyle mahvoldu yani, ona acımaktan, üzülmekten, detaylarıyla işte katliam tabii hala da öyledir, çok acıtıcı. Onu ama yürekten birlikte yaşadık yani, Bosna katliamını biz, bizim gençliğimiz sanki aynen Türkiye'de yapılmış gibi yaşandı, hala öyle. Bosna ile ilgili bütün detayları biliyorum, bunu niye bilmiyorum? Bosna'daki mağdurları tanıyorum, bunu niye tanımıyorum gibi. Ya orada bir şey gördüm, müthiş bir orada bir kötü bir durum var yani, bilinçli. Bilinçli bir körleştirme, sağırlaştırma üzerimde yapıldığını gördüm yani. Operasyon geçirmişim aslında. Yani kulağıma bu pamuğu kim koydu, çıkarmam gerek dedim. Bir çıkardım, Allah ne sesler duydum. Yani gözüme bu gözlüğü kim taktı, çıkarmam lazım. Bir çıkardım, Allah neler gördüm. Ya kavga aslında o pamuk ve gözlük dedim, öyle söyleyeyim. Yani göz bozukluğu olsa herkesinkini görmezsin. Ama bir şey sadece onu görüyor ve ötekini görmüyorsa bu problemdir. Ve bir sağlık problemi değildir, başka bir problemdir yani. Etik bir problemdir. Bu kavga onun kavgası aslında. Asıl temel rahatsızlık zannedersem yani o tanıklığını paylaşman. Yani evet, zannedersem bu, ama bu vazgeçilebilecek bir şey değil, geri dönecek bir şey değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Göreceğim ve duyacağım. Gördüklerimi ve duyduklarımı anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bana anlatmayanlara ben hakkımı helal etmiyorum. Fatma Yavuz kendi adalet anlayışını nasıl tarif ediyor? Ve o kendi bulunduğu mahallenin adalet anlayışı ne ki, itiraz ettiği nokta orada ne? Oranın hangi adalet anlayışına itirazı var? Yani biliyorsunuz o adaleti temsil eden bir heykel vardır. İşte onun aslında çok önemli bir detayı var. Bazı yerlerde o detayı atlıyorlar. Ben çok sinirleniyorum aslında. Elinde terazi tutan bir kadın, gözleri bağlıdır. Yani doğuştan kör değil, gözleri bağlı. Yapmaya çalıştığım şey tamamen gözlerimi bağlamaktır. Yani bir de mesela bununla suçlanıyorum da ben zaten onu yapmaya çalışıyorum. O mini etekliği nasıl savunursun, şortluyu nasıl savunursun, işte LGBT'yi nasıl savunursun, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ben de zaten siz bana nasıl diyorsunuz ya, ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani görmüyorum. Karşı taraftan da körlük bekliyorum. Sen de benim başörtülü olduğumu görme kardeşim. Sen de benim Sünni olduğumu, işte Müslüman olduğumu, neyse benim de bir takım ötekileştirmem var. Tabii başka kesimlere göre çok daha hafiftir ama var yani. Bunu da inkar etmemek gerekir. Biz de bu şeylerden payımızı aldık. Hala da alıyoruz yani. Mesela ben de gittiğim yerde başörtülü olduğum için gerici, şöyle böyle falan, farklı muamele görmek istemem. Görme beni yani. Kendi ideolojine gelince işte bas bas bağırıp bana gelince evet pek hoş değil demeni istemiyorum. Benim için de bas bas bağırmanı istiyorum. Benim yapmaya çalıştığım şey de Bosna için işte başörtü, mesela aktivist bir başörtüsü mücadelesinin içinden geliyorum. Başörtüsü için yaptığım şeyi şort için aynı tonda yapmaya çalışıyorum. Yani mesela bu anlatmaya çalıştım bunu çok. Biraz da rahatsızlığa sebep oldu. Hep bunu ifade ettim yani, ben başörtüsü eylemlerine katıldım, 28 Şubat'ta mağdur oldum yani, uzun bir süre evde oturdum, hiç başvurmadım, kamuda başörtüsü yasak olduğu için seküler arkadaşlarım biraz da kızıyorlar, kızsalar da böyle. Hiçbir yerde başörtüsü kelimesinin artık sorun olmasını istemiyorum. Kamunun hangi alanı olursa olsun, işte hakimlik en uç ne geliyorsa, başörtülerin bu imtihanını hakkıyla geçemediğini farkındayım, fark etmez. Bu onunla alakalı bir şey değil. Bu sorun olmaktan çıkmalı. Karşılığında ben de şunu yapmaya çalışıyorum. Şort, mini etek, işte kimlik, etnik köken, din, mezhep, işte ateizm falan filan neyse. Biz de artık insanların bu kimliklerini görmeden aynen başörtüsünü savunduğumuz kadar ve başörtüsünü savunduğumuz gibi o şiddetle şortu savunmalıyız. Bunu hep söyledim, anlatamadım bir türlü. Şortu savunmak demek başörtünü savunmak demektir. Bu dini bir şey de değildir. Özgürlükler böyledir yani. Özgürlük herkes için savunulur. Sadece kendileri için savunduğun bir şey fanatizmdir, özgürlük değildir yani. O yüzden ben Allah rızası için şortu savunuyorum. Yani garip geliyor insanlara ama Allah rızası için mini eteği savunuyorum. Hatta bunu da söyleyeyim. Ben Allah rızası için LGBT haklarını savunuyorum. Çok garip gelebilir.
LGBT yaşam tarzını savunmuyorum bakın. Haklarını savunuyorum. Yani itirazlarını görünür kılman. Mahallede mutlaka bir tepkiyle karşılaşıyordur mutlaka ki. Ne tür tepkiler alıyorsun? Olumlu ya da olumsuz. Ve senin bunlarla baş etme yöntemin ne? Tabii çoğunlukla olumsuz tepkiler alıyorum ama çok hatırı sayılır miktarda olumlu tepki de var. Yani olumlu tepkilerin çoğu mahallemden değil tabii yani maalesef. Mahallemden genelde olumsuz. Ama ben onların kusuruna bakmıyorum yani. Gerçekten bakmıyorum çünkü şunu da biliyorum. 10 yıl önce ben de aynı tepki verecektim. Bundan eminim yani. Bu bir olgunlaşma meselesi. Bunlar hiç konuşulmamış şeyler. İlk duyduğunda insanlarda tepkiye neden oluyor falan. Anlıyorum, küsmüyorum onlara, darılmıyorum. Çünkü kötü niyetli olmayanlar dışında bu tepkileri verenler benden duyduğu zaman, izah ettiğim zaman, dinlediği zaman ha öyle mi ya, o zaman haklısın diyorlar. Bunu söylemek hoş bir şey değil ama hani anlaşılsın diye söylüyorum. Ben dindar bir insanım, 5 vakit namaz kılarım, yıllardır kılarım, hala kılıyorum. Tesettürüme tutkuyla bağlıyım, hala tesettürlüyüm yani. Orucumu falan işte kurban bile keserim, öyle katliam maddiam da demem yani. Öyle çatır çatır keserim her sene. Yani onların makbul çocukluğundan bir şey kaybetmedim, hiçbir şey kaybetmedim. Sadece insanları, bakışlarını değiştirmeyi düşünüyorum yani çalışıyorum. O yüzden olumlu tepkiler de var, onları hiç yabana atamam ama tabii karşı taraftan çok olumlu var zaten. Yani oradan ayrı ayrı anlatım olmazsa karşı taraf dediğim işte bu gittiğim çevreler. Ya o kadar güzel şeyler yaşadım ki yani her biri tek başına defalarca şunu dedim. Sırf bunun için bile değdi. Sırf bunun için bile değdi. Defalarca dedim bunu. Yani bana sarılanlar, ağlayanlar, çok güzel dostluklar gelişti. Yani birçok insan şunu diyor, ya seni daha önceden tanısaydım ateist olmazdı falan diyorlar mesela hatta. Hani bana kızıyorlar da aslında bu bir din hizmeti de yani. Biraz da takılıyorlar, sen bizi dinden imandan edeceksin manasında. Ya ben o şeylere hiç karışmam ki zaten herkes anlamıştır artık. Öyle tebliğci falan da değilim yani. Bildiği şeyleri insanlara dikte etmekten hoşlanmam. Yani şimdi dediğim gibi LGBT haklarını savunuyorum dedim. İşte hani taciz, tecavüz, ötekileştirme bunlara karşı olduğumu belirtmek için söylüyorum. Bizim mahalle diyor ki sen onu nasıl savunursun falan filan. Ya diyorum ki ya bana göre günahtır. Yani İslam dinine göre günahtır, büyük günahtır. Üç dine göre günahtır diyorum. Bu sefer LGBT arkadaşlar diyor ki sen homofobiksin, nasıl böyle söylersin? Şimdi bunu bir netleştirelim. Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani din subjektif bir şeydir doğal olarak. Zaten İslam'a göre doğru olan şey herkese göre kabul görmek zorunda değil. Bir kere bunu bir teslim edelim. Yani subjektif bir şeyden bahsediyoruz. Ben demiyorum ki LGBT yasaktır. İşte yani bu sizin yaptığınız iş şöyledir böyle. Onu demiyorum. Diyorum ki İslam'a göre sorarsanız ki ben bir Müslümanım ve o dinin içinden konuşuyorum. İslam'a göre sorarsanız böyledir. Bunu da kabul edeceksiniz yani. Mesela ben bunda da kötü bir şey yok. Bakın günah da suçlayıcı bir kavram değildir. Dini bir kavramdır. Ya bir tanımlayıcı bir kavramdır. Yani haramdır, günahtır diyorum. Ya büyük günahtır diyorum. Tekrar söylüyorum, tercih olan yani doğuştan olan falan değil. Ama bu şunu hiç gerektirmiyor. Size işte hakaret edilmesi, taciz, tecavüz yani her türlü ötekileştirme hukuki olarak, sosyal olarak hepsinin karşısındayım. Sadece hükmünü söylüyorum. Bunu oraya geçen bir şey değil yani. Ama siz de şunu kabul edin. Bu homofobiyse de homofobiyim yani, kusura bakmayın. Şöyle diyemem. Ya arkadaşlar bir şey olmaz ya, hepsi takılın falan, böyle diyemem. Bu bence beni kendimi imha etmiş olur. Bence bu hoş bir şey de değil. Bu renkleri kaybetmemeliyiz yani. Siz şimdi dava açtınız bu işten çıkarılmanızla ilgili. Yürütmeyi durdurma ya yaptığınız başvuru reddedildi. Normal açtığınız dava devam ediyor. O dosyada şöyle bir ifade var sizin aleyhinize verilen ifadelerde. İşte sizin vaktiyle bir paylaşımınızda çocuk sağ eliyle mi tutmuş, sol eliyle mi tutmuş, bunun ne önemi var? Asıl olan çocuğun mutlu olması, asıl olan çocuğun sağlıklı gelişmesi. O mahalleyi anlamak açısından soruyorum. Bu kadar şekli bir şeyle mi karşı karşıyayız? Yani sağ elle tutmak ve ya da sol elle tutmanın önemi ne? Maalesef yani keşke değil diyebilseydim. Keşke yok, öyle bir sorun yok ama beni yaralamak için söylediler falan diyebilseydim ama değil. Sorun var yani. Yani bir anekdot anlatmak istiyorum. Kimliğimi de vermek istemiyorum yani bununla ilgili yaşadığım bir şey. Ben işte bir gün çay içiyorduk. Ben mesela sağ elle yeme sünnetleri yaparım yani normalde. Suyu bile oturarak içerim yani. Zaten sağlığım, solak değilim. Doğal olarak sağ elim, ateist olsam sağ elimi kullanacağım. Bunda yani başkadır yapamazsınız zaten. Bu elimi kullanabiliyorum yani. Ama sünnet olduğu için de özellikle kullanıyorum. Ama şöyle değil, bu böyle
yapmazsan günaha gireceksin. Öyle bir şey değil. Mesela iki elimi kullanmam gerekiyor. Atıyorum bir yerinde çay, öbüründe tost olabiliyor bazen. Veya sağ elimle yazı yazarken çay içmem gerekebiliyor. O zaman solla yiyorum, içiyorum. Böyle bir gündü sanırım sağ elimle yazı yazıyordum veya başka bir şey vardı. Tost muydu, çay mıydı hatırlamıyorum. Onu da sol elimle yiyordum. Oradan hoca arkadaş dedi ki, herkesin içinde yani. Sen dedi nasıl sol elinle yersin falan, böyle bir şey olur. Ne var ki dedim ya, öbür elim meşgul yani. Ben orada herkesin içinde pis etti yani resmen. Ya dedim ben yiyorum arkadaşım ya. Yani iki elimi kullanmam gerekiyorsa yiyorum. Hiçbir beis de yoktur yani bunun. Bunu söyleyen arkadaş. Sonra bir mesele oldu. İşte biz oradaki yediklerimizin parasını yani o şeyler veliler tarafından karşılanıyordu, finanse ediliyordu. Ben dedim ki bunun parasını bizim vermemiz lazım. Yani biz velilerin aldığı şeyden yiyemeyiz. Haram olur bu. Biz de yediğimizi içtiğimizi verelim. Bu arkadaş, aynı arkadaş şiddetle karşı çıktı. Olmaz dedi. Nasıl olmaz dedim ya. İşte dedi ayıp olur dedi ya, biz burada şeyiz falan yani. Nasıl dedi bunu. İşte dernek karşılar bunu. Dernek diyormuş ki ya bizden olsun, ikram olsun. Ben dedim kimin parasını kime ikram ediyorlar dedim ya. Öyle bir şey yok dedim. Ben yediğim şeyin parasını veririm dedim. Hatta sonra da şöyle dedim. Sol elimle yerim ama parasını veririm. Şimdi şunu da, bunu niçin anlattım? Yani orada parasız yemekte sorun görmüyor ki bence direkt haramdır yani. Bakın net söylüyorum. Yani direkt haramdır. Olsun 3 lira 5 lira neyse ne. Sol elle yemekte dehşet sorun görüyor. Yani maalesef böyle bir şekilcilik var. Ya çok üzücü yani. Maalesef yani. Siz bir de şundan söz etmiştiniz sohbetimize başlamadan önce. Pratikle zihin dünyası arasındaki açı daha da evet, farklılaşıyor ve dehşet bir açıdan, evet, farklılaşmadan söz edebiliriz demiştiniz. Tam kastettiğiniz neydi? Şöyle yani konuşmalara bakıyorsunuz mesela, ben bu çevrelerle hala onlarla oturup kalkıyorum, işte dostluklarım devam ediyor. Konuşurken yani söyledikleri şeyler bambaşka. Ama icraat yani yaptıkları şeylere bakıyorsun bambaşka. Bir makas var yani, bu makas herkeste vardır zaten. Tarih boyunda vardır ama çok açık şu anda yani. Bu makas şu anda çok açık. Ya yani ben maalesef dindar camiaya zaten kendileri de kendini eleştiriyor. Meşhur artık moda biliyorsunuz, dindar camiaya eleştirmek haklıdır, eleştirirler. Çünkü maalesef ben kendimi hala oradan biri olarak söylüyorum. İmtihandan çaktık yani arkadaşlar, sınıfta kaldık yani. Başörtüler olarak da söyleyeyim, daha özelleştireyim. Başörtüler sınıfta kaldı. Ben yani bu mücadelenin buraya varacağını hiç tahmin etmezdim. Beni şu anda başörtüye bağlayan tek şey hala Allah'ın emri olduğunu düşünüyorum. Yoksa çok defa çıkarıp atmayı düşündüm. Çünkü artık onlara benzemek istemiyordum. Bu yapılanlar beni çok utandırdığı için. Ama dediğim gibi tutkuyla bağlıyım yani. Açamadım onu da yani, öyle bir şey de yapamadım. Ya bu imtihan kaybedildi. Çok başka şeyler söylüyoruz, çok başka şeyler yapıyoruz. Yani bana ya sünnet hassasiyeti çok yüksek görünen insanlar, işte sol elle yiyemez falan diyen insanlar, Hazreti Peygamber'in sünnetini ayaklarıyla çiğniyor. Yani asıl dikkat etmesi gereken sünnet, yani bizi aldatan bizden değildir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu hadisler zaten bakın hiç cari değil, farkındasınız. Zikredilmiyor yani. Bunları ayaklarının altında çiğniyorsun. Sol elle yemeye takılıyorsun. Ya bu artık bence bir şey yani, dini vicdani bir şey değil bu artık. Bu böyle bir kimlik. Yani bir adet üzerinden gidiyor. Yani onu kimlik olarak benimsemiş. Yoksa iman motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü başka türlü bu makasın bu kadar açık olması izah edilemez maalesef. Yani.